geldiniz. Ben de Mert Alçık. Arkadaşlar bu videomda otostop çekerken nereye dikkat etmeniz gerekiyor? Nasıl güvenli, sağlıklı bir yolculuk edebilirsiniz? Bunları inceleyeceğiz arkadaşlar. İlk öncelikle otostopun anlamını açıklayayım size. Otostop arkadaşlar yabancı bir kelimedir. Otostop yani arabayı durdurmak olarak karşılaştırır arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ilk olarak önemli olan şey baş parmağı nasıl otostop çekerken baş parmağınızın nasıl durması gereklidir. Baş parmağınız arkadaşlar şu şekilde durması lazım. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Yani gidip de şöyle otostop çekemezsiniz veya şöyle veya böyle veya farklı bir şekillerde otostop çekemezsiniz. Ve otostopun arkadaşlar ülkeler arasında değişiklik göstermektedir. Mesela yurt dışında hangi ülke olduğunu hatırlamıyorum. Şu şekilde arkadaşlar otostop çekemezsiniz. Çünkü yurt dışında bu bir hakaret olarak geçiyor. Dediğim gibi ülkeler arasında değişiklik gösterdiği için ülkeler hangi ülke otostop çekeceksiniz ona bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar ikincisi olarak da dış görünüş. Araçta genelde arkadaşlar dış görünüşe çok önem veriyor. Neden? Çünkü mesela ben bir durur olsam durmadan önce bir adama yaklaşınca bakarım dış görünüşüne. Yani düzgünse, tertipliyse ona göre alırım. Veya yani genel olarak herkes böyledir arkadaşlar yani araçtakinden. Sonuçta mesela atıyorum üstü başı yırtık, perişan bir şekilde üstüne sırt çantası olan birisini ve bu şehirler arasında uzak yolda otostop çeken bir insan arkadaşlar herkes durup almaz. Bundan dolayı bunu söylüyorum. Yoksa ben durup alırım yani. Bu güvenlik açısından diyorum daha doğrusu. Arkadaşlar ikincisi ise şehir dışından başlayan otostopa şehir içinde yani arkadaşlar çekebilirsiniz. Ama genelde kısa mesafeler olarak alırlar. Almazlar bile neredeyse. Şehir içinde ben pek tavsiye etmiyorum otostopu. Genelde ben de şehir dışından başlıyorum arkadaşlar. Şehir dışının yani şehir içinden çıkıp şehir dışına böyle yaklaşmadan yani minibüs nereye kadar gidiyorsa oradan başlıyorum. Size de o şekilde öneririm arkadaşlar. Diğer bir husus ise kalabalık olmayın. Çok çok önemli. Şimdi arkadaşlar şu şekilde açıklayayım size. 5-6 arkadaş otostop çekiyorsunuz. Tamam binebilirsiniz. Bir ihtimaliniz var. Ama 2 kişi olsanız veya 3 kişi olsanız daha çabuk binebilirsiniz. Bunu arkadaşlar sakın yani unutmayın. Veya fazla kalabalık iseniz gruplara bölünün. Ve şöyle bir şey daha size vereyim. Taktik diyeyim daha doğrusu size. Daha sonra herkes biliyordur ama yine ben de değinmek istedim. Arkadaşlar mesela bir yıl boyunca grup grup otostop çekenler var. Yani arkadaşlar bu tabi bir haksızlık olarak da görülebilir. Ama yani bir de bir tavsiyedir. Yani en sonunda kalırsınız arkadaşlar size alma ihtimalleri daha azdır. Ama en başa geçerseniz size alma ihtimalleri daha fazladır arkadaşlar. Bu da yani bir öneridir. Arkadaşlar başka ısrarcı olmayın. Yani tamam çekiyorsunuz. Adam yok diyor böyle yapıyor. Durmayacağım falan diyor. Siz hala böyle yapıp da yani bir ısrar etmenin anlamı yok. Yani bir de ters birisine veya sinirli birisine gelirseniz yani sorunuz pek iyi olmayabilir. Ben böyle bir şey daha karşılaşmadım ama arkadaşlar karşılaşılabilir yani. Sonuçta yolda neler olabileceğini kimse bilmiyor. Sonra arkadaşlar başka sabırlı olun arkadaşlar. İlk yani neredeyse önemli şey sabırlı olmak. Çünkü bazen arkadaşlar gün geliyor 5 dakika bile beklemiyoruz. Bazen bir zaman geliyor o yöreye o yani bölgede insanlar yani otostopçu insan alışkın değil veya almak istemiyorlar, güvenmiyorlar, etmiyorlar. Saatlerce beklediğimiz oluyor veya o an için kimse almıyor. Başkaları almış oluyorlar. Beklenebiliyor. Yani bu yüzden dolayı arkadaşlar sabırlı olun. Arkadaşlar ve diğer husus ise viraj ve dönemeçlerde asla çekmeyin. Çünkü virajda arkadaşlar adam dönerken zaten seni görüyor ama yani duramaz. Neden? Çünkü arkasına gelen araçlar ben yani büyük araçlar olabilir, küçük araçlar olabilir. Sonuçta orada viraja girerken yanlışlıkla kaza yapabilir, o riski alabilir. Ve arkadaşlar yani bomboş şehir, yani şehir dışında çok çok uzaklarda da çekmeyin. Mesela atıyorum otobanın tam ortasında çekmeyin. Neden? Çünkü arkadaşlar otobanda hız herkes yapıyor. Adam yani düşünsene 140-160 ile gidiyor, hani seni görüyor. Adam arkasında araçlar da var diyelim, arabalar da var yani. Yani nasıl dursun ki arkadaşlar? Ve otostopta da yani daha doğrusu otobanda da çevre yani evet otobanda da otostop çekmek yasak yani yaya yürümek yasak daha doğrusu. Arkadaşlar iki kişiyseniz yani genelde bir kişi şoförün yanına oturur. Bunu pek tavsiye etmiyorum çünkü bunu bizzat ben kendim de yaşıyorum iki kişi olduğumuz zaman. Arkadaşlar oturduğumuz zaman şoförüne ben oturuyorum mesela. Yol boyunca sırf adam benimle konuşuyor. Yani tamam muhabbet sohbet güzel ama bir zaman sonra sıkılıyorum.
Arkadaki arkadaşıma bakıyorum, uyumuş. Dürtüyorum falan böyle kalk diye. Uyuyor. İşte arabadan iniyoruz. Edim işte abi böyle böyle demişti. Duydun mu? Yok ben uyudum kanka ya falan diyor. Bu da çok can sıkıcı. Yani canım sıkılıyor. Sonra arkadaşlar fırsatları kaçırmayın. Dileksiz ne gibi fırsat? Mesela atıyorum adam 100 metre ileride durdu veya 100 metre ileride bir şey dinamik testisi var. Oraya benzinlik var. Adam girdi. Oraya benzin falan aldı. Seni gördü. Gel dedi. Yok ben gelmeyeyim. İşte sen bana mı durun? Şunu mu diye trip yapmayın, tavır yapmayın. Gidimi sorun. Yani sizin gittiğiniz istikamette yakın seviyesine giden istikametten gidiyorsa yani bilmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Öneririm. Ve arkadaşlar mesela araçlar araç durdu diyelim. Baktığınız içine güvenmiyorsunuz. Yani içindeki tipler veya insanlar size güven sağlamadı, güvensizlik sağladı. Bilmek zorunda değilsiniz. Ben dersin yok istemiyorum arkadaşım gelecekti falan deyin. Veya arkadaşlar ben binmek istemiyorum deyin direkt. Özgürsünüz bu konuda. Sonuçta adam durmakta özgür. Siz de binmek de veya binmek konusunda özgürsünüz. Sonra arkadaşlar geceleri ben pek tavsiye etmiyorum. Çünkü geceleri arkadaşlar kimin ne yaptı, nereye gitti veya siz yani otostop olarak size güvenmiyor olabilirler. Çünkü gece ne olacağı veya ne yapılacağı hiçbir şey belli değil. Ondan sonra arkadaşlar araca binmediğiniz zaman veya bindiğiniz zaman yoldayken veya araca bindiğiniz zaman bindiğiniz kişiyi şoförü ürkütmeyin arkadaşlar. İşte mesela böyle bir gizemli konuşmalar yapmayın arkadaşınıza veya telefonla veya arkadaşlar otostop çekerken işte böyle bir ürkütücü hareketler, tepkiler, tavırlar veya bir tripler şeyler yapmayın. Çünkü arkadaşlar bu şoföre karşı bir güvensizlik sağlar. Yani şoför her an bir tiken üstünde işte acaba indirsem mi ne yapsam filan der bu şekilde. Bu da pek önerilen bir şey değil. Ve arkadaşlar erkekler olarak genel olarak diyeyim. Bayan şoförle bindiğiniz zaman işte bu bayan beni aldı acaba bana mı yazdı filan yakışıklı mı bunu diye gibi sakın bir yani bayana yazıyormuş gibi bir tavır almayın. Yani sorunuz nasıl olur ben de bilmiyorum. Ya polislik mi olursunuz, karakolluk mu olursunuz, kadın sizi döver mi, karateci mi de belki tekvandocudur. Bu yüzden ve arkadaşlar bayanlar, arkadaşlar siz genellikle tek çıkmanızı önermiyoruz. Birkaç kişi olursanız veya yanınızda bir erkek, bir, yani bir bayan da olabilir, birlikte çıkarsanız daha iyi olur. Arkadaşlar en başta da dediğim gibi güvenmediğiniz araçları sakın ve sakın binmeyin. Herkes sonuçta özgür. Yani o araç binmezseniz başka bir araca da binebilirsiniz. Size bunu öneririm arkadaşlar. Bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.